kaldı bu Selim? Okula geç kalacağız. Heh, nihayet. Nasıl olmuş? Daha da beter olmuş. Ciddi misin? Yani istersen bir de kendin bak. Bak. Ayşegül, ne oluyor bana? Bilmiyorum. Benim hemen eve gitmem lazım. İnsanların karşısında bu şekilde çıkamam. Ya Selim! Ya Selim dur! Benim Selim'i eski haline döndürmem lazım. Ama nasıl? Çirkin bir şey güzel bir şey haline geri dönüştürmek. Bir düşüneyim. Tabii ya! Kurban Prens! Kız onu öpünce çocuk eski haline dönmüştü. Demek ki benim de Selim'i öpmem lazım. Koş Ayşegül. Ay inşallah yüzü düzelmiştir, inşallah yüzü düzelmiştir, inşallah yüzü düzelmiştir. Selim? Neyse ki evde kimse yok. Bizimkiler beni bu halde görseler ne yapacaklarını şaşırırlar. Sen niye geldin? Ben bu halde dışarı gelemem. Ben şey için geldim. Fotoğraf çekiminde beni tercih ettiğin için sana çok teşekkür edecektim. Sana çok teşekkür edecektim. Ne neden olmuyor? Yok bir şey. Melda hala, Melda hala. Ayşegül? Ya Selim'i o haldeyken öptüm. Yani dış görünüme önem vermediğimi gösteren bundan büyük kanıt olur mu? Bazı dersler zor öğrenilir Ayşegül'cüğüm. Ya Melda hala bari bir ipucu ver. Üzgünüm, yapamam. Of ya of. Ha, bu arada broşür için kimin fotoğrafını çekileceği belli oldu. Kim? Toygar ve... Sakın söyleme, adını bile duymak istemiyorum. Ben gidiyorum. Ya Selim, ben bir isteğim var mı diye sormaya geldim. Eski halime dönmek istiyorum. Bir de bu hale nasıl geldiğimi öğrenmek. Senin bir fikrin var mı? Ya aslında... Benim çok söyleyecek şeyim var ama... Bunların benim durumumla bir ilgisi var mı? İşin doğrusu yani... Kusura bakmayın, rahatsız ettim galiba arkadaşınızı bakışlarımla. Yok canım, ne rahatsızlığı. Hiç önemli değil. Beyefendi erkek arkadaşınız mıydı? Kim? Oo! Yok. Biz sadece arkadaşız. Öyle mi? Hatta arkadaş bile sayılmayız. Ben bir arkadaşıma bakmaya gelmiştim. Şansa da arkadaşımın arkadaşı çıktı kapıya. Anlıyorum. Ben Melih. Ben Ayşegül. Okuyor musun Ayşegül? Evet. Ya sen? Üniversite son sınıftayım. Ben de okuyorum. Ya lise 2. Hangi üniversite senin?